Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. Sizlere şanzıman yağıyla ilgili birkaç konu sizlere anlatacağım arkadaşlar. Aracımız Astra C 1.4 turbo otomatik vites arkadaşlar. Araçtan çıkan şanzıman yağını göstereyim arkadaşlar. Bu da koyacağımız şanzıman yağı otomatik. Bunu kullanıyoruz arkadaşlar. Şanzıman yağı ömürlük diye bir şey yoktur arkadaşlar. Şanzıman yağını her 60 bin ile 90 bin kilometrede değiştirmek lazım. Şimdi bu araçta neler yapacağız? Nereden yağ boşalıyor? Seviyesi nereden kontrol ediliyor? Bakalım arkadaşlar. Aracımız Astra C 1.4 turbo. Şu an çıkan şanzıman yağına bakın. Buradan tapası var. Tapayı açıyoruz buradan aşağıdan. Kontrol etmek isteyen de eğer tam 5 litre alıyor. Tam şu kısımda arkadaşlar. Bu kısımdan da şanzıman yağını kontrol edebilirsiniz. Aracımızın makineyle temizlenmesi gerekiyorsa da makineyle şanzıman içine engin flaş yapıyorlar. Bu yüzden şanzıman yağını her 60 bin ve 90 binde mutlaka değiştirin arkadaşlar. Şimdi aracımızı yağını süzüyoruz arkadaşlar. Şanzıman yağı çıkanla yenisini gösterelim size. Şimdi araçtaki şanzıman yağımız bu arkadaşlar. Yenisi gördüğün şekilde bu şekilde akıyor. Bu böyle. Buradaki de üzerinden çıkan eski şanzıman yağı. Yanık ve kokusu var arkadaşlar. Burada da öbür elimi sokun. Bakın görüyorsunuz ne kadar fark var. Şimdi aracımızda bunları değiştirirken şanzıman arızası da meydana çıkabiliyor. Çünkü şanzıman yağı değişmediği an sıkıntı yaşanıyor. Sizlere şanzımanın nereden yağ koyulduğunu ve boşaldığını göstereceğim arkadaşlar. İbrahim göster bakalım nereden boşalıyor? Buradan gösteriyor. 11'lik. Aç onu, yağımızı göster. Burada şanzıman yağımız boşalıyor. Dediğimiz şekilde buradan tapayı açıyorsunuz. Bekliyorsunuz bir 20-25 dakika. Burada da kontrol etme yeri var. Buradan kontrol edeceksiniz. Bir de şanzıman yağı nereden koyulacak sizlere onu da gösterelim. Evet arkadaşlar şanzıman yağını koyduk bu şekilde. Yağ yerimiz burada, tapa yeri. Burada koyacağız yağını. Arkadaşlar aracımıza koyduk, teslim ettik şanzıman yağımızı. Bu araçtan çıkan şanzıman yağı. Bu da koyduğumuz şanzıman yağı. Motil marka kullanıyoruz arkadaşlar. Dexos 6. Buradaki özellikler olması lazım. İşte %100 manuel otomatik. Görüyorsunuz yazılarda okuyorsunuz. Şimdi şanzıman yağı çıkan yağ bu. Yavaş yavaş koy bakalım İvan. Şimdi aracımızdaki yeni yağın özelliğini görün arkadaşlar. Bakın. Yeni yağ bu şekilde. Eski yağımız da burada. Aradaki farkı görün. Bu araba 60 bin kilometrede hiç şanzıman yağı değişmeyen arkadaşlar için burada sizlere bir ufak bir örnek göstereyim dedim. Her 60 binle 90 binle şanzıman yağınızı mutlaka değiştirin. 65 bin kilometredeki şanzıman yağı, bu da yeni koyacağımız yağ şanzıman yağı arkadaşlar. Buna göre dikkat edelim. Aracımızı teslim ettik. Bu şanzıman yağı değiştirirken çok dikkat edeceğiniz, hemen yağ koyduğunuzda aracı zorlamayın arkadaşlar. Bu videomuz da bu şekilde arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.